hoş geldiniz. Alo. Alo, merhabalar Nuh Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Dinliyoruz sizi. Selin Hanım'a da merhabalar. Bugün merhaba. Çok güzel görünüyor. Merhaba. Değil mi merhaba. Borlar içerisinde? Ha? Bugün çok güzel görünüyor. Ha, canım benim, üşüyor çok ama. Versin. Atarım biraz sonra. Ben isterseniz fazla vaktinizi almayayım. Estağfurullah. Hemen anlatmaya başlayayım. Evet. Buyurun. Şimdi ben 40 yaşındayım. İlk evliliği 16 yıl sürdü. Eşimin anne fısısı olması ve eve bakmaması yüzünden bu evlilik bitti. Daha sonra 3 yıl tabii ben anne evine geri döndüm. İşte 3 çocuğum vardı ilk eşimden. Çocuklarıma bakmak için çalıştım. Ben çalışıyorum diye de ailem beni kötü kadın ilan etti. Aa, ne münasebet evet. Ya. Ne, hiç haksızlık. Evet, işte hısım akrabaya, komşulara işte benim kızım şöyle kötü erkeklerle beraber oluyor, şöyle böyle annem millete beni rezil etti. Öz anne. Öz annem yüzünden ikinci evliliğimi yapmak zorunda kaldım. Neden derseniz çocuklarımı çok etkiliyordu. Çocuklarıma diyordu çünkü anneniz kötü kadın, anneniz şöyle. Derken ikinci evliliğimi yaptım. İşte bir arkadaşın tanıştırmasıyla eşimle tanıştım, ikinci eşimle. Bu kez ikinci eşimle hemen hemen bir 6 ay çok güzel bir evlilik yaşadık. 6 ay eşimin işte çocukları şeydeydi. Eşimin velayet eşimin üstündeydi. Neyse o çocuklara annelik yaptım, ablalık yaptım, el üstünde tuttum diye misali. Bu kez ilk eşim çocuklarına tehditli şantajda annesine vermek zorunda kaldı. Daha sonra çocuklar annesine gittikten sonra kadın eşimle birleşmeyi kafasına koyuyor ve çocukları babalarına göstermiyor. Ondan sonra eşim çocuklarıyla konuşmak istediği zaman işte benimle konuşursan konuşursun, benimle görüşürsen görüşürsün derken bu böyle çocuklar için bir başladı. Daha sonra bu eşimle kadının ilişkiye girmelerine, beraber olmalarına, nikahsız ilişki yaşamalarına kadar gitti. Eski yani karısıyla. Eski karısına geri döndü. Evet. Ve ben 2,5 yıl eşimle bu kadının şey yapmasına bitirmesini bekledim. Acaba dedim bugün mü pişman olur, yarın mı pişman olur? Madem bu kadar kıymetliymiş de niye ayrılmışlar o zaman? Hiç yani. İşte anlatıyorum Nur Hanım. Bu kez işte evliliğimizin 6. ayında beni eşim zorla hamile bıraktı. Zorla mı? Nasıl diyeyim? İstemediğim bir hamilelikti. Eşim istiyordu, ben istemiyordum. Aldırmayı çok istedim. Çünkü eşimin bu karısıyla olan münasebetini gördüğüm için. Yani bu evliliğin yürümeyeceğini biliyordum. Benim bunun çocuğa olmaz. Ondan sonra derken çocuk oldu. Zaten eşimin işte bu kadınla cinsel ilişkiye girdiğini de hastaneden çıktığım gün. Öğrendim. Evet. Eşimin telefonla ses kaydedici program yerleştirmiştim. Ve 4-5 gün ben hastanedeyken o ses kartları birikmiş, konuşmuş. Derken dinledim. Eşim işte kadınla beraber olmak için kadının yanına gitmiş. İşte kadına beni yapmış gibi kötülemiş. Ondan sonra bana geldi, kadını kötüledi. Kadına gitmiş, beni kötülemiş derken arada adam meşgul dokunmuş. 2,5 yıl ama 3 yıl böyle geçti. Nasıl adamlar onu var? Onu ona kötülüyor. Yok, rahatsız herhalde. Sonra? Evet, sonra işte kadın bizim yaşadığımız şehrin dışında bir yerde yaşıyordu. Kadını almış, benim yaşadığım şehre almış gelmiş. Şu 2018'in Haziran ayında. Haziran ayının soyununda. Bu kez kadının geldiğini ben öğrenince ben boşanmayayım diye beni aldı, kadının evine götürdü. Yok artık. Bu kez orada evet. Bu kez orada kadın bana hakaret edince kadına yumrukladım. O bana, ben ona derken bir kavga patladı. Bu kez işte ben hastanelik oldum. Ah yes. Ondan sonra eşimden kadından şikayetli oldum. Ondan sonra daha sonraları işte kadın aradı. İşte ben senin kocanla beraber oluyorum da işte kocan seni çok seviyor da niye böyle de şöyle de böyle de derken bizim evliliğimiz bitti.
Nihayet. Haziran, evet, 4 Temmuz itibariyle aynı evde yaşıyoruz. Adam ayrı yatıyor, ayrı kalkıyor. Evde yemiyor, içmiyor. Ben öyle bakımsız şey bir kadın değilim. Bakımına bakadınım. Yüzüne bakmıyor, konuşmuyor. Ve ben boşanma kararı aldım. Şu anda işte oğlum askerde. Oğlumun askerden dönmesini bekliyorum. Hangi oğlun? Birinci kocandan evet, olan? İlk eşimden evet. Olan oğlum. İşte evet. Askerden dönmesini öteki bekliyorum. Yavrucak çünkü kaç yaşında? Bu pisliğin içinden artık çıkmak istiyorum. Küçük oğlan kaç veya küçük çocuğun kaç yaşında? Küçük çocuğum şu an 2 yaşında. Ne kadar yazık çok yani. Çok çabuk özledim. Çok biliyor. Ne kadar yazık o çocuğa dedim. Böyle bir baba. Aynen öyle. O çocuğa yapma nedeni işte benim onu boşayamamam. Ayağıma şey olması. Anladım. Peki yani annen ne durumda? O sana bu kadar kötü laflar söyleyen İftiralı. Annen iftiralar. Valla Selin Hanım annemle evlendikten sonra bir boşandık. Şey yaptık, barıştık. Daha sonra annem bu ikinci eşime işte yine beni kötülemiş, işte benim kızım işte kötü kadındı da bu kızın çok pislikleri var, gel sana bir gün anlatayım da şöyle böyle. Bir yerde yani evliliğimin yıkımı annemin yüzünden de oldu. Anneniz eski kocanıza öyle bir şeyler anlatmış mı? Yeni eşime anlatmış. İkinci eşime. Yeni eşi. Ben şimdi onu eski kabul ediyorum artık evet, yani. Evet, çünkü ona işte böyle değil. Ne söylemiş? Zaten eşim geldi. Sen iyi bir kadın olsan annen sana şöyle demez. Annen bana yok, böyle ben demez. Şunu merak ediyorum. Sizin anneniz evet. Kocanıza gidip sizin hakkınızda ne söylemiş? İşte benim kötü kadın olduğumu. Eşimle evlenmeden önce. Ondan sonra başka erkeklerle beraber olduğumu. Ondan sonra ve bunun gibi ağza alınmayacak yani bir evlada söylenmeyecek her şey. Bunu söyleyen bir anne. Öz anne. Öz annem. Vallahi çocuğum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok geç de olsa bu adamı iyi ki ikinciyi boşadın. Birinciyi neden boşadın bilmiyorum. Daha boşanmadım işte. Oğlum askerden gelir gelmez boşanma davasını açacağım. Bütün elimde delillerim. Niye şimdiden açmıyorsun yavrucuğum? Şimdiden açmıyorum. Annemlere gitsem annem yine aynı. Çok evet haklısın. Bulacak. Doğru. Kalacak yeriniz olmadığı için. Tabii. Evet. Ev eşimin evi. Ben nikahım olduğu için de beni bu evden kovamaz. Bakmaya da mecbur. Zaten kendisine de söyledim. Oğlum askerden gelin diye kadar. Ben bu evden çıkmam dedim. Bakmaya mecbursun. Şimdi onlar peki eski karısıyla birlikteler mi? Tabii beraberler. Bu nasıl bir kez? Peki benim anlamadığım bir şey var. Neden ayrılmışlar? Niye tekrar beraber oluyorlar? Adam kendine piyasa yapıyor. Nur Hanım anladığım kadarıyla eşim kadının burnunu sürtmek için beni kullanmış. Sen bu arada o çocukla beraber yani. İnsanlık bebekle. Dışı bir şey yok. Ya. Bu ben senin duygularını mı oynamış? İnsan, yani kendini yüceltmek için değil mi? İnsanın öz annesinden böyle kazık yemesi, böyle bir adama çatmak bunların hepsi kötü kader. Ayrılır aynen. Ayrılmaz çocuğum. Hemen o yavrucağıza güzel böyle bir şey bulacaksın. Anaokulu. O çocuk evet. Oraya gidecek. Sen çalışacaksın. Oğlunla beraber oturacaksın. Evet. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Çok büyük kadersizlik. Çok üzgünüm senin namına. Aynen öyle. Zaten her şey bu kararı kızım için, çocuğum için verdim Selin Hanım. Tabii şimdi ama o bebeğe yine de yazık olacak. Yaşınız ama genç değil. Ama daha değil mi? Kavganın gürültüsünün içinde çocuk çok mutlu. Yani etkileniyor. Çok mesela etkili. Ben güldüğüm zaman çocuk şey yapıyor, seviniyor. Ay yavrum. Ağladığım zaman üzülüyor. Mesela ilk eşimden olan çocuklarımın psikolojisi de çok bozuldu. Bu eşim yüzünden. Tabii çocuklar annelerinin o yüzündeki ışıkla yaşarlar. Başka çocuğun var mı? Durumu, İki tane çocuğu var. Şimdi ilkinden ilk eşine parayı akıtıyor sulu ateller gibi. Ama bize gelince bir 5 ekmek parasını vermekten aciz. Vallahi şekerim her zaman söylüyorum burası muz cumhuriyeti değil. Mutlaka evet. Hakim senin haklarını koruyacaktır. O evet. Adamdan şakır şakır paraları alacak ama o evet. Aldığı paralarla küçük çocuğunu ondan evet. Kurtulmak için değil. Sen onu vereceksin ki 3 yaşına kadar insan çocukların zekası çok gelişiyor. 3 yaşına evet. Kadar o anaokulunda sakin, huzurlu, müzik, resim, şu çok bu hikayelerle yaşasın canım. Allah sana kuvvet versin. Allah
Hep ne dediğim bir şey var, zorunuzu kolaylaştırsın. Evet. Ama bu hayatta huzuru satın almak için bazı bedeller ödemek gerekiyor. Bu da ödeyeceğimiz bedel ne oluyor? Sabah erken saatte kalkıp işe gidiyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Vallahi mecburuz. Yani böyle adamlar, böyle ahlaksız insanlar çekilir mi insan hayatında ya? Çekilin. Bir de bu adamlardan çocuk yapıyoruz. İşte en büyük şey o çocuk. Söylüyor, zorla diyor.